Kadına yönelik şiddeti tanımlamadan önce şiddetin genel bir tanımını yapmak gerekiyor. Şiddet bir kişiye zor ve güç kullanarak, baskı uygulayarak bir davranışı yapmaya zorlama ya da istenilen bir davranışı yapmamaya zorlama hali olarak tanımlanabilir. Kadına yönelik şiddet ise bu şiddet davranışlarının kadına cinsiyeti dolayısıyla ev içinde ya da ev dışında sistematik bir şekilde uygulanmasıdır. Kadına yönelik şiddet dediğimizde çoğumuzun aklına önce fiziksel şiddet geliyor ama bu şiddet türleri sadece fiziksel şiddetle de sınırlı değil. Örneğin cinsel şiddet, psikolojik şiddet, dijital şiddet, ekonomik şiddet de bunların arasında ve çoğu fiziksel şiddet gibi direkt gözle görülür bir şekilde tespit edilmiyor. Dolayısıyla burada fiziksel şiddet gibi diğer şiddet türlerinin de tanımını yapmak kadar, yaşadığımız şeyi isimlendirmek kadar aslında şiddet biçimlerini algılamamız da çok önemli. Çünkü ataerkil bir toplumda büyüyoruz ve fiziksel şiddet de dahil olmak üzere bir sürü şiddet biçimlerini kanıksayarak büyüyoruz. Fiziksel şiddet ortaya çıkmadan önce sözel şiddetle aslında sinyallerini veriyor. Önce aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözlerle başlayabiliyor. Daha sonra erkeğin o öfkesi bir eşyanın duvara fırlatılmasıyla bir nesneye yöneliyor. Daha sonrasında aslında bu şiddet döngüsü nihayetinde kadının bedenine karşı şiddet yöneliyor ve fiziksel şiddet gerçekleşiyor. Dolayısıyla eğer yaşadığımız şeyleri bu diğer şiddet biçimlerini de erken algılayabilirsek önleyici eylemlerimizi de ona göre alabiliriz. Bu kadına yönelik şiddet türlerinin tamamı aslında erkeğin güç istencine, kadının hayatını ve kadının bedeni üzerinde söz sahibi olma istencine, kadını cezalandırmasına ya da yönetemediği öfkesini kadının hayatına ve bedenine boca etme istencine hizmet eden şeyler. Bu da tamamen ataerkil bir toplumda, erkek egemen bir düzende yaşamamızla ilgili. Burada hayat buluyor aslında bu şiddet döngüsü ve zeminini bu sağlıyor. Kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik iç hukukta tabii ki yasalar var ama kadına yönelik şiddeti engellemek için sadece yasa kapsamında konuşmak doğru olmaz. Çünkü hem var olan yasalar yetersiz kalıyor hem de erkek bir yargı sistemi olduğu için erkek olan faili aklamaya yönelik bir yargı yürütüldüğü için yine kadınlar güvencesiz bir şekilde de bırakılabiliyor. Sadece yasa ve erkek yargı bağlamında da düşünmek bu anlamda yetersiz kalabilir. Çünkü kadına yönelik şiddeti engellemek için aynı zamanda devletin kadına ve çocuğa ilişkin politikaları da burada önem arz ediyor. Örneğin burada geçtiğimiz yıllarda devlete hem koruma, kovuşturma, devlete aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında politikalar üretme sorumluluğu, görevi yükleyen bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Bu da yine fail olan erkeğe cesaret veren, güç veren bir noktada yer alıyor. Bu anlamda da sadece var olan yasalar yetersiz kalıyor. Buna bir örnek vermek gerekirse Pınar Gültekin katledildiğinde ve Cemal Metin Avcı yargılandığında duruşmada şöyle bir söz sarf etmişti. İstanbul Sözleşmesi iyi ki kaldırıldı, çok iyi oldu gibi beyanlar vermişti. Bu da aslında devletin yürütmüş olduğu politikaların kimlere güç verdiğini gösteren örneklerden bir tanesi. Ya da bir kadın cinayeti işlemeye kalkışan bir failin bilgisayardaki geçmişin incelendiğinde ne kadar indirim alırım, nereden ne kadar indirim alırım gibi araştırmalar yapmış olduğunu da görüyoruz. Tüm bunlar bir bütün olarak incelendiğinde ne yasalar ne de yürütülen yargı biçimi kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik bir yerde durmadığını söyleyebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için devletin kadınları daha da güvenceli hale getiren politikalar üretmesi gerekiyor. Aynı zamanda da biz kadınlar olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Devletin bu anlamda politikalar üretmesi için zorlayıcı, baskılayıcı bir unsur olarak var olmaya devam edeceğiz.